İşte Tatar halkının derin sevgi ve minnet beslediği, her an saygıyla andığı eşsiz Tatar kadınlarından biri de Reşide İsakova. Ya da diğer bir söyleyişle Reşide İsaki. O, bugünkü Tataristan'ın en önemli kadın kahramanlarından biri. Reşide Hanım, kadın eğitimi konusunda Tataristan'daki en önemli örneklerinden biridir. Onun yaşamı, Müslüman Tatar kadınları için en güzel örneklerden birini teşkil eder. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının akabinde Müslüman Türklere ait, Tatarlara ait bir takım dini mirasın, kültürel eserlerin, mimari eserlerin Tatar toplumuna kazandırılması, camilerin yeniden kullanıma açılması konusunda büyük faaliyetleri olmuş ve bu konuda büyük destekler sağlamıştır. Halen hayatta olan İsaki çocukluğunu şöyle anlatıyor. Annem bize İslam kanunlarını, helali ve haramı birbirinden ayırmayı, doğru yaşamayı, boş işlerle uğraşmamayı öğretti. Çocukken biz, komünizm zamanında din yasak olduğu için imanımızı saklamak zorunda kaldık. Seher vaktinde ışıkların yandığını görmesinler diye pencerelere çok katlı perdeler asıyorduk. Hatırlıyorum ki çocukken annem bizi yanına oturtup Kur'an surelerini ve Kur'an okumayı öğretiyordu. Zor zamanlarda dinimize inanmayı, dinimizden güç almayı öğretiyordu. Ben çok küçüklüğümden beri Allah'ın bir olduğunu ve yüceliğini biliyordum. Sabrettiğimiz zaman Allah bize cennetinin tatlı meyvelerini ikram edecek diye annem hep tekrarlıyordu. 8 yaşımdan beri büyüklerle birlikte Ramazan ayında oruç tutmaya başladım. Küçük çocuk sabahtan akşama kadar içmesin, yemesin ki hani şimdi kim dayanır buna? Küçüklere kim kıyar? İşte böyle güçlendirdik biz ruhumuzu. Allah bizim namazlarımızı, dualarımızı kabul etmiştir. Çünkü ben hayatımdan memnunum. Reşide İsakova 1924 yılında Tataristan'ın Arsk bölgesinde işçi bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya gelir. Annesinin adı Meryem, babasınınki ise Abdullah'tır. Biz ailede 12 çocuktuk. Annem 12 çocuk dünyaya getirdi. İslam'ın temelleri üzerine eğitim verdi. Ben de annemden aldığım terbiyeyle çocuklarımı Allah-u Teala'nın emriyle terbiye etmeye ve yaşamaya çalıştım. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin günlük hayatta da kendimi dini bilgiler açısından zayıf hissettiğim zamanlarda bile komşularıma, akrabalarıma İslam dini hakkında nasihat veriyordum. Hala da devam etmekteyim. Böylece 40 yıldır İslam hakkında ders vermekteyim. 40 yıl boyunca ve şimdi 89 yaşındayım. Yine de ders vereceğim. Allah'a şükürler olsun. Reşide İsaki'nin Umar İsaki ile evliliğinden 5 kız, 1 erkek, 6 çocuğu olur. Reşide Hanım, baskıcı yönetimin tüm yasaklarına rağmen çocuklarını dinsiz bırakmaz. Onların temiz kalpleri daima arı kalsın diye Allah'a inanç, büyüklere karşı hürmet, küçüklere şefkat, anne babaya iyi davranmak gibi İslam'ın yüksek değerlerini öğretir. Çocuklarından biri İslam'dan uzaklaşır, kalbine kibir ve ikiyüzlülük girer diye endişelenip üzerlerine titrer. Sohbetlerinde sıklıkla bir babanın evladına güzel edep ve ahlaktan daha üstün bir miras bırakamayacağı hadisini hatırlatır. Ve anne ve babanın ana gayesi çocuğunun hayırlı evlat olmasını, Allah'ın kurallarını bilmesini ve Allah'ın sevgisine layık olmasını sağlamak olmalıdır. Dünya ve ahiretten vazgeçmeyip iki dünya için de çalışmalıyız der. Allah'ın delilleriyle emrini bir köyde okuyan kişilere ve hocalara da öğrettim. Benim gibi kendi imanına salavat getirip kendi çocuklarının imanlı olması için anne çocuğu karnındayken terbiye etmeye başlamalıdır. Namazı bırakmadan, dillerden zikri bırakmadan daima anne karnındaki çocuğu
Elhamdülillah hem doğum sırasında da Allah'a şükürler edip şükürlerine yüzünden Allah Teala'ya hamd. İlk süt çıkınca her zaman bismillahla başlayıp her yattığında, her kalktığında da Allah'ı zikretmeli. Ben de çocuklarımı bu şekilde terbiye ettim. Fazla övünmek gibi olmasın. Bir yerden eğitim almadım. Fakat Allah-u Teala hem kalbimde hem de dilimdedir. Daima bu zikirlerimiz ve ibadetlerimiz Allah-u Teala rahmetini esirgemesin ve şeytana uydurmasın diyedir. Her gün 5 vakit namaz kılınca çocuklarıma ve çocuklarımın çocuklarına, il halkına, padişahlara, gönlüne İslam dini yerleşmesi için, bozgunculuktan korunması için her zaman mutlaka namazdan sonra mutlaka dua ederim. Reşide Hanım, bugün de çocuklarını titizlikle eğiten ve eğitimle koruyan bir annedir. Tataristan'ın yıllarca müftülüğünü yapmış olan biricik oğlu Gusman Hazret İsakov da temel eğitimini annesinden almıştır. Reşide Hanım oğluna halen bile yüksek rütbe ve konumların sadece Allah tarafından verildiğini ve her bir yöneticinin her zaman iyi niyetli, dürüst ve adil olması gerektiğini zaman zaman hatırlatır. Meleklerle diğer görünmez varlıklar çoktur dünyada. İki omuzumuzda 2 meleğimiz var. Onlar bizim her gün yaptığımız iyilik kötülüklerimizi yazmaktadır. Allah-u Teala'nın melekleri, onun sağ ve sol taraftan görevlendirilen meleklerinin iyilik ve kötülüklerimizi yazdığına ve onların 2 omuzumuzda olduğuna inanmalıyız. Ve kütübi, Kur'an'da Allah-u Teala kitaplar indirdi. O kitaplara da inanmalıyız. Tevrat, Zebur ve İncil'le şimdi amel etmiyoruz. Çünkü bu 3 kitaptaki bilgiler Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. Bütün 3 kitabın hakikatleri Kur'an'dadır. Allah Sübhanü Teala bize Kur'an'ı indirdi. Bu Kur'an'dan haberdar olup yaşamalıyız. Bu Kur'an'dan haberdar olup onun gereklerine göre yaşamalıyız. 1970'li yıllardaki kötü eğitimi, imansız toplumu ve kişiliklerin bozukluğunu görünce kararını veren Reşide İsaki, İslam'ı anlatmak üzere öğretmen olur. Ancak öyle zor zamanlardır ki, dini bilimleri öğrenmek için öğrenciler gizli gizli toplanmaktadır. Bugün 6 çocuğu, 38 torunu ve 40 torun çocuğunun yanı sıra 1000'den fazla öğrencinin öğretmeni olarak anılmaktadır. Tataristan'ın toplumsal organizasyonunun Müslime Başkanı ve Müslime Gazetesi'nin baş muharriri Almira Adiyatullina da Reşide Hanım'ın öğrencileri arasındadır. Uzun ve derin dini hayatı boyunca Reşide İsakova halk arasında farklı lakaplarla anılmıştır. Bismillah abla, kadın mullası, büyük yürekli şahıs, milletin anası, altın yürekli, Tataristan'ın gururu. Kendisine Üstad Bike ya da Abıstay gibi bir takım güzel unvanlar verilmiştir. Abıstay ya da Üstad Bike, hanım molla ya da bir takım dini bilgileri, kültürel bilgileri, edep ve ahlakla ilgili bilgileri çocuklara öğreten Tatar hanımlarına, Tatar hocalara verilen unvandır. Reşide Hanım bugün 90 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala bıkmadan yeni nesillere doğru eğitim öğretim almalarının metotlarını ve Allah'a layık kul olmalarını öğretmektedir. Haftada 3 gün Nurullah Camii'nde dersler vermekte, aktif olarak cami ve medrese faaliyetlerine katılmaktadır. Hayatını bir aktivist olarak, daimi olarak hastanede, sokakta, çarşıda, pazarda, her yerde din, edep, ahlak öğretimine ayıran Reşide Hanım, bir takım dernekler, bir takım vakıflar kurmak suretiyle Tataristan, Başkırdistan ve benzeri coğrafyalarda çok önemli hizmetlerde bulundu. Ve yazdığı eserlerle de özellikle dini öğreten, edep ve ahlak öğreten, bazıları şiir tarzında yazılmış, bazıları nesir tarzında yazılmış, hatta ve hatta görme engelliler için bile yazılmış eserleriyle bugün Tatar hanımlarının değil sadece Tatar erkeklerinin bile müracaat ettiği önemli bir kaynak durumundadır.
eserleri arasında Namaz Oku Tertibe, yani namaz kılmanın kuralları en çok satan kitap olarak 27 yıl boyunca basılmıştır. Can Azıgı, yani Can Sofrası, bugünlerin sorunları ve çözüm yollarının anlatıldığı kıymetli bir şiir kitabıdır. Yaşamını örnek insan olmaya ve iyi insanlar yetiştirmeye adamış olan Reşide İsakova'ya örnek insan beratı verilir. Ayrıca 2009 yılında Tataristan Cumhuriyeti'nin Arsk bölgesinin sosyal-iktisadi gelişmesini ve otoritesini artırdığı için Arsk bölgesi yöneticileri tarafından onursal şehadetname payesiyle onurlandırılır. Benim tarihlerimde bir hikmetlidir. Benim tarihimi okusanız, tarihimde hepsi yazılı. Camileri açtırdık, Allah'a kulluk edip Allah'tan istedik her şeyi. Hükümet desteğiyle Allah'a şükür. İmanımızı güçlendirmek için bilmeyenleri öğretmeye çalışıyorum. Allah'ın emri diye insanlar dinlerler. Çoğu halk imana gelip İslam'ı kabul etti. Namaz kılan insanların sayısı çoğaldı. Bin şükürler olsun Allah'a. İnşallah daha da çoğalır. Dünyadan gitmeden insan ne hazırlamalı? Ne zaman gidecek? Bugün mü bilmez. Benim hastalığım çoğalsa iman edip ölmeye çalışırım. Umutla bugün ya da yarın ölecekmiş gibi her zaman hazırlanıyorum. Bugün öleceğim diye beklemekle olmaz. Dünya işleri de var. Dünya işi olarak da Kur'an'ı tanıtıp insanlara dağıtırım her yerde. Ölürken inşallah Allah yalnız bırakmaz. Bugün ölecekmiş gibi amel etmeye çalışırım bu şekilde, ama ölümden korkmuyorum.